çekirdek hep orada Bir çıtlat rahatlarsın. Bole'ye abone olanlar arasında yapılacak çekilişle 4 kişiye FM21 oyunu hediye ediyoruz. Bole'ye abone olacaksınız. Yorumların altına sabit bir yorum var. Orada soruyan soruya yanıt vereceksiniz. Şansı 4 kişiye hediye edilecek abi. Abi ben öğrenci olsam şu an var ya yerimde duramıyor olurdum herhalde. Şimdi o yıllar aklıma geldi de çok güzel. Ve çıtlatmalık konularla devam ediyoruz. Edelim çıtlatmalıkla. Çıt çıt. takımımızın 2022 Dünya Kupası elemelerinde G grubundaki rakipleri belli oldu. Hep tanıdık simalar dönüyor dolaşıyor gibi geliyor değil mi? <laughs> ya hep aynı şeyleri hep aynı gruplara veriyorsunuz. Yemiyoruz biz bunlar artık be UEFA'lar. Abi be, falan, nasıl be. yapıyor? Sıcak soğuk top da kurtarmaz abi bir sürü. Abi bilmiyorum da yani bak bize hiç niye mesela hiç İngiltere çıkmıyor ne zamandır? Efendim İtalya, İtalya Portekiz, İspanya falan hiç çıkmıyor abi. İngiltere ne zaman? Alpay'ın... Yani böyle bize... Beckham'a e, saldırdığı maç mı? Kadıköy değil mi? Herhalde. Abi bak ben bu işe ya. bu sıcak sok yani şöyle söyleyeyim. Biz bunu, bunu defalarca anlattım başka yerlerde de. Sabah gazetesinde dedik Ahmet abi çekti kurayı. Yani şöyle çekti. kuralar çekilmişti bir Şampiyonlar Ligi grubuydu. Galatasaray'ın olması gerek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubuydu. Grubun aynısını çekti. Sonra dedi ki bir yani yazın bu olsun deyin. Siz dedi yazın dedi. Yazdık. Aynısını çekti mi? Yani ee, bir grup yazıp yapalım hani bir grup yapalım. Ya saray işte şu gruba düşsün deyin. Biz bir grup yazdık işte buna düşsün dedik o da oldu. O topları da hani bu bir tane çikolata vardır ya böyle hani içinden plastik sarı bir şey çıkar. Ha. <laughs> o, o Sürpriz. Mesela Onlara koyup yaptı yani ben yaparım ama o her odadan çıkarttı. Ha bir dakika kendi UEFA'nın öyle bir... Ay o toplardan replikası değil. Replikasıyla yapmadı yani. Hayır. Kinder hayır, yumurtasıyla Kinder, yaptı. Kinder yumurtasıyla aynısını çekti abi. Ne diyorsun Ve yani? bizi odadan çıkarttı. Siz de odadan çıkacaksınız. Ben de, de ayarlayacağım. Geleceksiniz yanınızda yanınıza çekeceğim. Gizli formülü açıkladı mı? Açıklamadı. Ya bunu ben bunu varmış. ben bunu defalarca anlattım. Bunu ayrıca sonra Beyaz TV de yaptı. Ve UEFA'nın o, o replika toplarının replikasıyla da yaptı. Yani yapılabiliyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Benim odada küçük bir dolap vardı. Buzdolabı ondan kullanıyorum ben. Sıcak top, soğuk top şekilde. <laughs> Ama sonuçta yaptı adam yani. <laughs> Böyle normal kavanoz vardı. Kavanoza koyduk. Çekti oradan. Aynısını çekti. Biz ne istersek aynısını da yaptı. Hata payısız yani. Ya, ya bilmiyorum şimdi hani ikili eşleşmelerde sıcak soğuk muhabbeti hani senelerdir zaten yapılıyor. Ee, orada biraz daha organize edilebilir bir şey gibi geliyor. Yani ama şu grup, şu grup nasıl çekecek? Bak Hollanda, Letonya bizim 2016 elemesinin aynısı. Çek bir Letonya. Karada orada Norveç, orada Çek Cumhuriyeti vardı. Burada Norveç var. Evet. Tamam mı? Karadağ var bir de işte. Karadağ burada e, şey. Üçten bir, Norveç biraz ters tabi. Abi dörtten Karadağ da ters. Dörtten Karadağ da tabi kapalı kutu. Ama... ama birden Hollanda iyi. Kötü değil. Yani birden mesela. De. Yani bir, 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 dönemindeki gibi değil zaten. Almanya Hollanda. çıksa iyiydi mesela bize. Almanya zayıf da şu, şu, sıralar. Hollanda da ama şey e, gittikten sonra gene de bir, bir, gene Deburg de bir hafif de. yükselişte der Ama Hollanda'yı içeride yenebiliyoruz. De Frank Debur hoca değil. O yüzden evet. öyle bir durum var. Hani Norveç iyi yani. Sörloth, Haaland, Tabii, ee, Karadağ iyi. Detonya'ya biz o 2016 elemelerinde iki maçta da beraber kaldık arkadaşlar. Orada da burada da bir bir beraber kaldık. İyi savunma yapan bir takım. Cebel tarık, tarık 6 puan. Letonya 6 puan. Karadağ 4 puan almamız lazım. Peki gazeteci olarak seneyi canlandığında deplasman var Norveç. mı? Norveç. Norveç'e ben de gitmedim. Gittin mi abi sen? Ben Norveç'e hiç gitmedim abi. Karadağ'a gittim ben. Avrupa'yı çok merak ediyorum zaten ben de. Ee, Norveç, İsveç, Danimarka. Ben İskandinavya'da hiç Biraz... bir yere gitmedim. Danimarka'ya gittim. O sayılır mı bilmiyorum İskandinavya ama şeye gittim. Yani diğer üçüne gitmedim. İzlanda'ya gittim, çok sevdim. Ha yani İzlanda'ya ben de gittim. Ondan sonra ama yani bir şu pandemi bitse de bir deplasmana gitsek ama Norveç maçına gitmeyi çok isterim mesela. Norveç bir de güzel de maç olabilir. Kadroda bizim tanıdık Sima'lar da var tabi orada bu tabii, arada. Tabi tabi tabii. Lines'le e, Abdelloui de zaman zaman kadroya giriyor. Şenol Hoca da de grubu değerlendirdi. Bana göre Fransa, Hırvatistan, Danimarka ve Portekiz bize daha uygundu. O gruplar daha uygundu diyor. Doğru. Evet, Hırvatistan'ın e, grubu söylüyor. çok kolay abi. Hollanda son... Balkan Ligi, eski Yugoslavya Federasyon Ligi ya. Çok güzel abi. E, oranın grup nasıldı? şu e, Tam hatırlamıyorum e, ama yani ikinci grupta Avusturya falan çıkmıştı galiba. Üçüncü torbadan Avusturya. Öyle güzel gruptu yani. Yani onlar iyiydi. Danimarka mesela birinci torbadan Danimarka'nın gelmesi çok iyi olur abi. Hırvatistan'da Slovakya, Rusya, Slovenya, Güney Kıbrıs, Malta. 10 evet. numara grup abi. Baya çıtır çerez. Yani çıtlatmalık grup. Kiril alfabesi <laughs> ve Kiril alfabesi ve şey grubu. Ee, Slav grubu yani. Gökhan Gül evet tarihinin ikizleri ya. Abi o kaç sene oldu ya? 15 senedir. Ben Mesela Fenerbahçe'nin rakibi rakip rakibi olan takımın başkanı olsam benim futbolcuların takımım gene aynı senaryo gol yese ben çıldırırım abi. Ben ya de. 15 senedir ya tam hakikaten helal olsun. İkisine de helal olsun da arkada ben... bir yemeğin artık ya. Tabii canım artık. Göz göre böyle. göre ya. Ama güzel bir çalışma olmuş bu. Gökhan Gönül Can Erkin hani böyle bir ikili diye. Ee, güzel yani hakikaten. Ee, şu Jackie, Jackie, Jackie Chan'ın e yanındaki takır. Kristakır galiba. Kristakır evet, olması Tucker, lazım. Evet Kristakır. Neydi o? Bitirim ikili mi? Ee, bir şey ikili de... İkizler. Bitirim ikili. Bitirin bitirin ikili. ikili. Ha. Diğerlerini zaten tanıyoruz. Evet. Burada ee, zaten vefat edenlerin hepsine de hep Allah yapayım, rahmet efendim. eylesin diyoruz. Gökhan Gönül Caner Erkek'in ikilisini tebrik ve takdir etmekle beraber... Ya Türkiye Süper Ligi'nde bir hocanın artık, artık <laughs> bu şekilde birinci de ön direkten gol yememesi lazım geldiğini düşünüyorum. Abi bir de şimdi oynadıkları oyuna da bakıyorum. Hani onun oradan onu perdeliyor, aradan kaçıyor falan değil abi. Gökhan 3 adım geride duruyor, 3 adım ileri gidiyor, kafaya vuruyor. Bomboş. Tabii, tabii, tabii. Evet. Paul Pogba'nın menajeri Mina Ayola bir açıklama yaptı. Ee, Pogba'nın zaten durumu hep bir soru işareti. Aslında Manchester United'a gittiğinden beri. Pogba'nın Manchester United kariyerinin sonuna gelindiğini söyleyebilirim dedi. Artık ayrılık Demek, kaçınılmaz. Yani acaba devre arası mı? Yani o zaten belliydi. Ee... 2022 de e, sözleşmesi bitiyor. Ama bu sene sonunda gider. En geç. Demek ki Paris Saint Germain'e mi gider artık? Real Madrid'e mi nereye gidecek? Mino olan Real Madrid'le arayı toparladı o. O zaten baştan beri de söylüyor Pogba ee, Madrid istiyor diye öyle bir Olabilir yani bir Real Madrid yapabilir Pogba. İhtiyaç var mı emin değilim. Juventus yapabilir. Onunla da Juventus edilir. da hep istiyor. Ee, Juventus evet. şimdi. Juventus ha Aynen. Yine Rayola. Soyskane Haaland'ı Lukaku'ya benzemek. Kendisi Haaland hakkında konuşmak yerine Pogba'yı şampiyon yapmanın yolunu bulmalı. Ya yani şimdi böyle bir senaryoda da sen mesela e, Soyskane olsan Pogba'dan verim alabileceğine inanıyor musun? Diyelim ki Pogba. Ya çünkü menajerin Pogba, senin açıklama yapıyor. Pogba yı, Pogba diye. Pogba'yı Pogba kim oynatmadı? Kim oynatmadı? Bundan Jose Mourinho'da oynatmadı abi. Jose Mourinho. Tabii Pogba, canım kimler kimler Pogba, geldi oynamadı. Pogba Jose ile oynayamadı. Şeyle Solskjaer'le problemli. Efendime söyleyeyim. Yani bu Pogba'yı bir oynatan Döşamp oldu. Evet. O da abi bir turnuvaydı. Turnuva boyunca. Biraz da Pogba'ya bak be Mino be. Bence de orada Biraz öyle bir da durum Pogba ya var. Pogba'ya bak. Biraz da Pogba'ya bak. Yani Lukaku'ya şey benzetmesi yani. yanlış diyor mesela Solskjaer'in. Haaland'ı Lussu... Haaland da bunun oyuncusu. Tabii. Bunun oyuncusu. Haaland, Lukaku, Aa... Pogba, Zlatan. Beratti. Çok ona benzetmesi yanlış. Pogba'yı şampiyon gibi oynatmanın yolunu bulmadı. Sen kimsin lan derler adamı. Ya bir de <laughs> bir de şimdi Sen tarzı Sen şimdi tarzından pizzacı derler hatta. Tarzı zaten evet bir enteresan çok sivri bir profil. Bu sivri profil temsil ettiği oyuncu eğer sahada bir şey yaparsa havada kalmıyor. Bakınız Zlatan. Mesela onun için yıllarca dünyanın en antipatik menajeri oldu ama adam sahada coşuyor abi. Bu adam hiçbir şey yaptığı yok. Balotelli aynı şekilde. Pogba iyi futbolcu. Bu fizikte o teknik çok zor. Ama herif oynamay abi, oynamayınca olmuyor işte. Evet. Yani Elif oynamıyor. Vaat oynamıyor. sergiledikleri arasında bir uçurum Yani var. yoksa bu muymuş? Demişler ya bu fonla Pirlo birbirlerine girmişler ilk Juventus idmanında alan bu çöpçü gibi herif ne olacak filan diye. Evet. Şut idmanından sonra bu fon gelmiş demiş ki lan bunu hemen alalım. Denemeye çıkıyor idmana. Şut idmanında bu şut atıyor. 10-15 <laughs> tane şut atıyor. <laughs> bu geliyor diyor ki bunu hemen alın diyor. Yani e, ilk başta herifin sahaya çıkarken dalga geçtikleri adam 15 dakikalık şut edimandan sonra geliyor bu fon yani. Bufon söylerse bu bir referans yani. E, tabii ki canım. herif <laughs> şutu şeye atıyor. Bu fon atıyor. Bunu diyor? Hemen alın diyor. Hayatımda diyor bu kadar zorlanan zorlanmadım diyor ben diyor. <laughs> Zaten işte ha. sorun doğru da abi. Çok şimdi, şey vaat ediyor şimdi da. Şimdi bu boyla o teknik Yok. çok zor ama ve o akselerasyon dedikleri hani toplu birlikte harekete hızlanma, hızlanması falan çok iyi. Ama oynamıyor abi. Oynamıyorsan ne yapsın abi herif? <laughs> evet, ayrılık Geldi çattı artık. Bence herkes bir rahatlayacak. Bir hale gitsin orada da bir şey yapamasın da bence bir Real'e rahatlasın. Topmanın bir şey olmadığı bir olur evet, bir şey olsun. Bir hepimiz rahatlayalım yani. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi min sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. <laughs>